Günaydın ağam. Günaydın Şivan. Günaydın ağam. Gelin ağam nasıl, iyi inşallah? Daha uyuyor Ayşe. Uyandığı zaman güzelce kahvaltısını yaptır. Doktorun söylediklerini de hatırlat. Fazla yormayacak kendini. Ayakta durmayacak biliyorsun. Tek tek hatırlatırım her dediğiniz ağam. Kahvaltı hazır etmeyecek misiniz? Yok Ayşe. Ben ofiste bir şeyler yerim. Gözün üstünde olsun. Tekrar fenalaşacak olursa... Sen hiç merak etme ağam. Ben gelin ağam başucundan bir dakika bile ayrılmam. Şivan, ben bir yukarı çıkıp üstümü değiştireyim. Sen de arabayı hazır. Baş üstüne ağam. Abi hayırdır inşallah. Dün gece rüyamda hep yağmur yağdı. Kan temizlendi derdim. Öyle değil mi? Ama kurban bayramlarında da bu yağmur hep yağar ha. Hani babam der ya, Allah kan temizlemek için yağmur yağdırır. Şimdi de Sıla'nın kurbanı. Muharrem'in kanı temizlendi. Bu işi Sıla'nın ayarladığından eminsin değil mi? Tabii abi. Kesin gelin ağanın parmağı var bu işte. Muharrem yola çıkmadan önce Salih'le karşılaşmış. Salih biraz üstüne gidince de artık buralarda kalamam, İstanbul'a göçeceğim demiş. Gelin ağa oradaki iş yerine bana iş ayarladı demiş. Salih akıllı çocuk tabii. Bu işin altında bir bit yeni olduğunu anlamış, geldi bana konuştu. Sonrasında biliyorsun zaten. O vakit bu işi kuranın Sıla olduğunu yayacağız. Bakalım Bora'nın sırtını sıvazlayan aşiret bu işe ne diyecek? Gelin ağam, bak dün düşüp bayıldın. Ya doktor sana kesin istirahat demedi mi? İyiyim ben Ayşe. Ama Burhan ağam sakın yataktan kalkmasın, dinlensin dedi. Sabah kadar uyumadı, başında nöbet tuttu vallahi. Ya niye ki bu acele? Yani fabrika sensiz çalışamıyor mu? Ne var bugün uyuyup dinlensen gelin ağam? Büyütülecek bir şey yok. Bak gayet iyiyim. Erken dönerim eve. Burhan gidip geldiğimi anlamaz bile. Araba var değil mi kapıda? Ben de geleyim, her ihtimale karşı sende. Ayşe. Tamam tamam gelin ağam. Ben bir şey demedim. Hani seni düşündüğümden de. Yuh gelin ağam. Ağam, bağın kızma. Haddimi aşayan biliyorum. Ama dünden beri içim içim iyi. Sen Mesude ile Muharrem'in hükmünü kaldırıp mollaları bu işe ikna etmişken gelin ağam hala seni katillerle aynı kefeye koy. Niye konuşmuşsun ağam? Niye gerçekleri söylemişsin gelin ağama? Sen sustukça onun kini büyüyor. Halbuki bilse gerçekten neler yaptığını belli. Şivan, Sıla bir tek bana öfkeli değil. Bir tek beni suçlu tutmuyor. Kendisini de suçluyor bütün olanlarda. Zamansız, tedbirsiz hareket ettim. Muharrem benim yüzümden öldü diye içi yanıyor Sıla'nın. Varsın o kendini katil bileceğine, beni katil bellesin. Ağaları bekletmeyelim Şivan. Bugün benim ricamla toplanacaklar. Burada ne işin olur gelin ağam? Mesude'yi görmeye gelmiştim. İçeri girebilir miyim? Alnımıza çalınan kara yetmedi mi gelin ağa? Daha ne istiyorsunuz bizden? Ben de en az sizin kadar üzgünüm. Ama inanın bu olanlarda Mesude'nin bir günahı yok. Bu bizim namusumuz gelin ağa. Günahını da cezasını da en iyi biz biliriz. Varın siz gidin kendi işinizle alakadar olun. Mollalarla konuşmak için Diyarbakır'a gittim. Mahmut bu berdeli istemediğini söyledi ağalarına. Onlar da bu karardan icazet etmemi istediler. Ben de uygun gördüm. Berdel onların hakkıydı. Madem ki kendileri vazgeçti, denecek bir şey yoktur. Keşke bu haberi Muharrem ölmeden önce getirebilseydim.
İyi dersin de Boran'a Muharrem'i mollalar vurdurmuş. Bu Suyukuran da onların adamlarıymış. Gelin istemedikleri bir insanı niye öldürmek istesinler Osman Ağa? Söylediğinin akıllı bir tarafı var mı? O vakit Mesudi'nin üstüne de hüküm vermenin manası kalmamıştır. O zaten hayatının en büyük bedelini ödedi. Müsaaden olursa Ali Ağam, Mesudi'nin üstündeki hükmün beraatini istedim. Berdel ortadan kalktığına göre kızın cezasının da bir hükmü kalmamıştır. Haklısınız ağalar. Berdel kalkmıştır. Ama bu kız Muharrem'le yollara düşmedi mi? Bu gerçeği ne değiştirir? Hem onlara yardım eden çok uzaklarda da değilmiş. Cihan'ın ağzı olup gelmişsin buraya Selami. O mu ezberletti bu sözleri sana? Niye öyle dedin ki ağam? Ben bildiğim ve gördüğüm sözleri edeyim karşınızda. Bana kızıysan ama bu gerçekleri değiştirmiyor ki. Uzun etme Selami. Kısa konuş. Muharrem'in kaçması için düzeni gelin ağamız kurmuş. Onları konuşurken görenler olmuş. Boran, buna bir diyeceğin var mı? Saçmalık demekten başka ne söyleyeyim Ali ağam? Sıla kendi yaşadıklarından sonra kimseyi kaçırmaya kalkmaz. Gelin ağamızın başına ne gelmiş ki? Gül gibi yaşayıp gidiyor. Bildiğini okumaya devam ediyor hala. Sen kimin karşısında olduğunu unuttun mu? Hangi cüretle gelin ağanın adını ağzına alırsın?